Sevgili izleyicilerimiz merhaba. Güzel Malatya'm adlı programımızla yeniden sizlerle birlikteyiz. Güneşli bir sonbahar gününde yola çıkıyoruz ve bugünkü rotamız Doğanşehir. Doğanşehir'deyiz sevgili izleyicilerimiz. Güzel Malatya'm ekibi olarak bugün Doğanşehir'e geldik. Doğanşehir ilçemizin tarım ürünlerinden en meşhuru, en ünlüsü elbette ki Doğanşehir elması ve şu anda bir elma bahçesindeyiz. İlçenin en önemli gelir kaynağını tarım ürünleri oluşturmaktadır. Meyvecilik son yıllarda büyük ölçüde gelişme göstermektedir. Özellikle elma aranan ve büyük talep gören ürünlerin başında gelip her yıl elma şenlikleri yapılmaktadır. Sevgili izleyicilerimiz, Polat Yaylası'na hakim tepedeyiz şu anda. Karşıda muhteşem bir manzara var. ...1985 yılında o dönemki ilkokul öğrencilerinin diktiği fidanlar yıl 2006 olduğunda tam anlamıyla bir ormanlık alana dönüşmüş sevgili izleyicilerimiz ve bu ormanlık alana da merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın ismi verilmiş. Müzik
Merhaba amca. Merhaba. Nasılsın? Güneşleniyor musun burada? Güneşleniyorum. Çayını da almışsın. Çay ederdim. Buraların tütünü meşhur. Sigara içmiyor musun? İçiyorum. Bazı ciğer içiyorum. Tütün var burada. Tütün de batar oldu bu durumda. Var ama kıymetsiz yani. Evvel idare alıyordu. Şimdi almadığı için millet eksede kulağı asma. İlk belediyelik burayla Mersin'le beraber belediyeli olmuş o zaman. Anladın mı? Bak bugün şey, Mersin gitmiş. İleyet olmuş. Burası da böyle sağımsız olduğu yerden kalmış. Tren yolu buradan geliyormuş. Eski zenginler getirtmemiş. Kazalığı vermişler. Doğanşehir'e vermeden buraya vermişler. Bunlar kabul etmemiş. Erazimiz gider, bilmem neyimiz gider falan diye. Burası geriye kalmış. En iyi kasaba bu çevrelerde bir teneymiş burada. Ama şimdi o zamanki şartlara göre bakmayınca mecbur. Geriye kaldı burası. Yoksa burası bir memleket olamaz yani. Misafirperver, ondan sonra insana böyle yakın, böyle bir şey olamaz. Ama demek ki saatler... Gelişme durmuş. Hava soğuk burada, hep böyle soğuk mu oluyor? Soğuk oluyor, kar yağıyor, bilmem ne oluyor. Yağmur yağıyor, kar ben yağıyor. Ben gerçi az önce hava soğuk dedim de Mehmet amca şey dedi. Bu hava soğuk mu? Buraların kışı çok kötü geçer dedi. Doğru mu? Soğuk, evet. Soğuk. Çok mu kar yağar? Kar yağar. Eskisi gibi kar yağmıyor. 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 Evet, çok yağar. Doğum üstünde vereceğim. Meyve almışsın, eve mi götürüyorsun? Meyve almışsın, eve mi gidiyorsun? Eve diyorum. Meyve aldım, eve diyorum. Evde de bekleyenin yokmuş. Yoktur. Dört defa evlendim dedin. Dört defa evlendim. Öldüler. Araştırmada öldüler. Dördü de mi? Yok, biriyle araştırdım. Üçü de öldü. Üçü de öldü. Kaç tane çocuğun var? Üç oğlum var. Dört de kızım var. Peki hepsi evlendi, gittiler mi? Hepsi de evden çıktılar. Yalnız evde yatıyor. Sana bakmıyorlar mı? Bakıyorlar ama bakmıyorlar yani. Neyinden şikayetçisin? Niye gelmiyorlar yanına? Hiç şikayetim de yok yani. Ben idare ediyorum yani. Tek başına idare ediyorum. İdare ediyorum ama gözlerim açık, gözüm... Gözünden rahatsızsın. Geçmiş olsun sağ amca. Sağ olasın, Allah razı olsun. Doğanşehir'e bağlı Polat kasabasında yöre sakinlerinin ve akrabalarının iddia ettiğine göre 125 yaşında olan Emine Erol'la konuştuk. Nüfus cüzdanı bulunmadığı için tam yaşını bilemediğimiz Emine Nine, hayatında hiç doktora gitmediğini, hiç ilaç kullanmadığını ve çocuklarının yaşayan kaç torunu olduğunu hiç bilmediğini söyledi. Yaşım 120 mi olmak değil, daha fazla yaşım. Yaşım büyük. Tam zamanı bilmiyor musun teyze? Ben biliyorum. Ben şefe birlikte kaçtık, gittik, dağda sızılandık, korktuk, damı taşı yaktırdık. Ben büyüğüm. 125 yaşındaymışsın teyze. Evet. Çocuklar öyle söyledi. Kaç tane çocuğun var? Kaç çocuğun var? Çocuğum var, 3 kızım, 1